Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Media Mart Sunar. Yani iki kaleciden birisi yani Halil Akbunar olsaydı 3-0'dan sonra bizim için bir şey fark eder miydi? Yani çünkü 3-0 ideal Halil Akbunar'ın milli formayı da giyebilmesi için normal bir ortam. Ona bağlayacaktım. Cengiz Ünder yoksa ona en yakın kalibrede oyuncumuz, en yakın özelliklerde evet. oyuncumuz Halil Akbunar. Bu bir gerçek yani. Yani bu seneki. Geçen niç, sene yükselmeye başladı. Niçin kadroya alınmadı onu bilmemekle beraber evet, konuşuyoruz. Evet. Şimdi i̇ki kaleci var Halil Akpınar yok. O herkesin kafasındaki soru işareti. Yani iyi bir Halil Akpınar var. En azından milli takıma çağrılmayı hak etmiş bir Halil Akpınar var. O olsaydı 3-0'dan sonra biz bu 3-2 olmazdı belki de. Hatta hamlelerimizden bir tanesi Halil Akpınar olurdu. 3 kaleci da, acaba şey diye mi düşünüyorlar? Hollanda'da olduğu gibi maçın spikeri sonra zorlanmasın diye mi yapıyorlar öyle? Hani <laughs> Silis'in... Ee, ondan sonra da işte Silas'ın ısınırken sakatlanmış o ama maçın öyle anlattı Kerem Bey. Ha. Daha sonra bir baktılar ha. ki Silas'ın değil kaleci. <laughs> Tim Krul. Rejinin de yardımcı olması lazım. Öyle vardır yani. <laughs> Reji de hiç yardımcı <laughs> olmadı. <laughs> şey de vardı hatırlıyor musun böyle? Euro, Euro 2000. Yugoslavya-Norveç maçı mıydı? 4-3 bir tane. Yugoslavya-İspanya. Evet evet. 4-3. Grupta Norveç falan da var. Aynı anda oynuyor son maçlar. Orada maçı anlatan abi de evet. Şimdi kim çıkıyor? Evet. Ee, Yugoslavya çıkıyor mu? Çıkıyor tabii diyor. Kazandı. Ee, Reci de hiç yardımcı olmuyor kardeşim. <laughs> lan çok iyi diyor. Ya. <laughs> yani milli takımla alakalı bir dün akşamla alakalı Halil Akpınar sorgulamasını yapabiliriz. Norveç maçından sonra biz zaten tekrar bir değerlendirme yapacağız. Onu bir kez daha hatırlatalım. Ee... Yine de bu bizim aklı başında taktiksel açıdan tutarlı. Evet. Akılla duygunun dengelendiği, hucumla savunmanın dengelendiği, presle alan savunmasının dengeli şekilde kullanıldığı eşit ağırlıklı oyun. Evet. Yaşasın eşit ağırlıklı Bak. futbol ve yaşasın bunu milli takımımıza şiar haline getirenler. Kesinlikle. Bu bir oyuncu grubu, teknik direktör, teknik heyetin çok güzel bir böyle bir işte etkileşimidir. Onu da söyleyeyim. Yani bir de hangi oyuncu var, hangi yeniler çıktı mı yerine ekliyorsun. Yenisi çıkmayınca eskiyi alıp yenileştiriyorsun. En yeni geleni sen eskiden beri varsın hissiyle büyük resmin parçası haline getiriyorsun oyuncuyu. Bütün bunlar çok değerli. Çok şimdi. çok. Uğurcan, şimdi tabii kaleci e, kimi seçecek? Bu da çok konuşuluyor Duşan Abil için. Çok kısaca Uğurcan ve Altay. Bak ikisi de hak ediyor milli takımı. Bunun hiçbir sıkıntı yok. E, bence Uğurcan'ın yediği gollerde hatası da yok. Onu da hatırlatayım. Çünkü David Klasen'in pozisyonunda müdahale ediyor. Uğurcan'a Uğurcan'dan sekerek giden bir toplar. Öyle de. Biz Uğurcan'ın onu da kurtarmasını bekliyoruz. Ha. Tıpkı bu Altay'ın da onu kurtarmasını beklediğimiz, beklediğimiz gibi. gibi. Mesela Ozan Tufan'ın Fenerbahçe Beşiktaş maçında attığı golde ben Kaleci Ersin'e kızamıyorum ilk sezonu. Hı hı. Ama aynı pozisyonda kalede böyle Altay olsaydı kurtarabilirdi evet Ki diyorum. Kurtardı bu Bakar'ın ters edip evet. müdahale edip. Ama o hani... Tecrübe ama bu bak yani bu hakikaten... Bir de çok top geldi abi evet, yani. altay o maçta. Abu Bakar çok geldi özellikle <laughs> üstüne 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 adamın üzerine kabus gibi çöküyordu. Hakikaten muazzam yani. Müthişti, müthişti. uyandıran kurtarışlar. E, Uğurcan'ı esas değerli kılan e, bir e, milli maçlarda piyasası artacak. Yani Vedat Muriç'i İtalya'ya yollayan Fenerbahçe Kosova. değil, Biri İngiltere Kosova. ya Fenerbahçe performansı da var ama, ama, yüzde %60-70 oranda tabii. Odur. Uğurcan'ın penaltıyı kurtardıktan sonra havuzda adam varken anında reaksiyon gösterip o topu tekrar tersine terse dönüp bloke etmesidir Uğurcan'ı değerli kılan. Ve biz kalede hiç sıkıntı yaşamayacağız. Yani Allah korusun sakatlıktan hastalandılar, rahatsızlandılar diyelim. 6 ay da yok, Mert Günok da yok, Uğurcan da yok. İrfan Can Eribayat var, Enis Ersin Destan var. Yani bunu unutmamamız gerekiyor. Bir de Enis şey var ya karıştırıyorum artık onları ben. Altın Ordu'nun golcüsü Enis Destanoğlu, Ersin Destan oldu. Ne güzel. <laughs> ya abi ne güzel. Hep karışıklık geliyor bende. Yani. zorlayacak kadar evet. çok sayıda iyi Türk oyuncu çıkması, çok, yeni çok. Türk oyuncu çıkması harika bir şey. Bak santroforumuz Altın Ordu'daki çocuk olabilir iki yıl sonra Ali Akman'la beraber. Hani Burak Yılmaz'ın arkasını nasıl yenileyeceğiz diyoruz ya. Şimdi aklıma geldi benim Altın Ordu'daki çocuk. Birden bir aklıma geldi yani. Ee, Uğurcan'ı değerli kılan da oraya Bursa süresi. Spor'da şu anda forma giyen gençlerden. İsmail çok Çokçalış, Emir Emirhan, biz de e bazen 25 yaşından sonra Aydan, tabii. milli takımın oyuncusuna Kesinlikle. dönüşüyorlar. Çok mesela Bilal Kısa 30 yaşından sonra değil mi? Evet, tabii yani, tabii 30'undan sonra olmuş. E, oralar tepulursa. iyi, oralar dolu dolu geliyoruz. Burak İnce var altın Burak Ordu'dan İnce yani. aynı şekilde. Var abi var. Yani. Biz Batuhan bir... fena oyuncu değil Batuhan körden Bekliyorum, hepsini çok evet. merakla bekliyorum. Burak İnce Altın Altınordu, Burak tabii. İnce, Burak Kabacak Bursa'daki. Bir tane daha oyuncuyu ben milli takım için ileride uygun görüyorum. E, ismi böyle Ersin'e benzeyen Santrafor dışında e, bir tane daha bir tane var. var. Hangisi var, var? acaba? Bek oyuncusu, sağ bek oyuncusu. Hmm. Ama tabii şimdi Zeki Çelik varken güzel kardeşim sıranı bekleyeceğim bir şey Biz de yıllardır sıramızı bekliyoruz. Yani yorumcu... <laughs> he, hala bir genç diye üzerime yapışıp Geçen gün diyor ki abi siz böyle 35 yaşında değil misiniz? Geçen programda dediniz ile evet. violation. Benim için de yeni, o, nesil, yeni nesil yorumcular daha iyi. Oğlum ben kendi yaşımı bilmez miyim ama ya dedim. <laughs> Bu kadar da yani şaşkın olamam ki ya. hadi. Hani, Su içiyoruz oğlum programda yani. Ne içeceğiz ha? Ah. Ah. Ha. Bak bir seferde. <laughs> ben şunu hatırlatayım size. Ali suyunu içerken Oh emiran su. Safet su iç. <laughs> Vallahi Safet su yani, yani. e, yani, e, 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 iç yani. Kendim öyle iç. Su iç yani. Emiran Emirhan suyu hatırladın mı? Ne o? Tanju Çolak reklamını yapardı. Bilmiyorum. Biz, Samsun başka da yok muydu abi bizim şey? Ee, Hasbiya. Hasbiya. Hasbiya'nın suları vardı ya. Çok zeki biri. Bak yasadaki boşluktan nasıl faydalanıyor? O yıllarda dağlar, tepeler işte. Dağlar, tepelerde salyangozlar var değil mi? Evet. E, bizde yenmiyor onlar. Ama Avrupa'da yeniyor, yeniyor, onlar. Toplatıyor onları. Bayağı. İnsanlara iş olan da sağlıyor. Ya kaça çalıştırıyordu bilmiyoruz ama o insanlar da başka işte çalışmıyor. Yani iki tarafı düşünelim. Tabii tabii. Bir salyangoz Salyangozları bizim topluyor. Yani. Avrupa'ya satıyor. <laughs> Hasbi yani. Hasbiya. Büyük zeka yani. Sen de gidip Şanzelize sokağında salyangoz yorum derken Samsun'da aradığında gibi salyangoz yiyorsun. <laughs> Öbür adam diyor ki biz bu salyangoz çok güzel falan. Ben diyorum Hasbi ağa o falan. Yani. <laughs> Hasbi hiç ne hayata ne geçmeyen ben. su projesi var. sadece reklamda kalan. Bilmiyorum onu. <laughs> oh Emirhan su muydu neydi öyle şey? Emirhan işte Bursa Spor Orta Saha. Tanju, 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 tanju Çolak oynardı reklamda. Şimdi, <laughs> Şimdi genel Şimdi... olarak ligimiz bu durumdayken milli takımımızın bu kadar iyi durumda olması hem çok iyi bir şey. Hem de e, peki ya ligimiz de daha iyi olsaydı? Evet. Şimdi şunu söyleyeceğim sadece. Bunun üstüne de e, kısaca e, konuşmak isterim. E, yani seni cüterin dışına çıkartmıyorum dur değil mi? Şimdi ilk round, son round elemek zorundayken. Ne derken, istersen yani, konuşalım. Tamam, yani. Gelseydi hastalandı geçmiş olsun. Tamam. tekrar. Şimdi. E, o da gelseydi 3 kişi yapsaydık geç. Yani, Yabancı sınırı konusunda artık lütfen kurcalamayalım. Yani bu sonuç tamamen yabancı ile alakalı demiyorum. Ama o... E, Adını koymamız gereken bir sonuç var. Ülkede yabancı kısıtlaması var, yerli serbestliği var. Şimdi bunu bir... Çünkü 14'e kadar yabancı oynatabiliyorsun. İstiyorsan 28 yerliden oluştur takımını. Altın Hiç kimse karıştırmıyor. Gibi. Evet. Mesele bizim artık zekiçelik çağlar söğüncü gibi süperlik görmeden yurt dışına giden oyuncu sayısını nasıl arttırırız üstüne plan ve proje geliştiriyor olmamız lazım. Rezervlik kurmadan ikinci ve üçüncü liglerde bu takımlarımızın profesyonel ikinci bir takımının olmasını sağlamamız gerekiyor. Kesinlikle. Bunun üstüne bir e, hikaye bulmamız, o hikayeyi bir artık e, felsefe haline getirip sonrasında uygulamaya geçmemiz gerekiyor ki doğru işleri yapalım. Eğer yabancı sınırı olsaydı bu ülkede, şimdi e, diyorlar ya Burak Yıl, e, niçin daha önce Avrupa'ya gitmemiş diye Burak Yılmaz. Çünkü daha önce yabancı serbestliği yoktu. Yani şimdiki yabancı sınırlaması yoktu. 6 yabancı vardı ve Burak Yılmaz Fenerbahçe'de başarısız olsa bile, Beşiktaş'ta başarısız olsa, Trabzon'da başarısız olsa bile yine ona milyonları dökecek kontratı Galatasaray'dan bulacağını biliyordu Burak Yılmaz. Burak Er 14 yabancı. 10 yıl önce olmuş olsaydı Burak Yılmaz'ı belki 10 yıldır Almanya'da, Fransa'da oynayan bir santrafor olarak tanımlayacaklar. Lütfen. Bence İngiltere'de oynayan ve böyle evet. Jamie Vardy'nin bir numaralı rakibi olan santrafor olarak görecek. Kesinlikle. Yani bu sebepten şu söylemi bırakalım. At yapıdan oyuncu yetiştirmeye önem vereceğiz. Ya Siz yapın o planı. 5 yıl sonra bu planı hayata geçirin. Alalım ürünlerini. Diyelim ki 2026 yılında 12'ye indirdik diyelim. 2030 yılında devam ediyor proje. 10'a indirdik diyelim. Hiçbir şey indirme. Yok yok. Madem kafaya taktınız indirmeye. Takmayalım. Takmayalım. Bırakın. Abi. Başarısının evet. devamını istiyor musunuz? Bırakın böyle olsun. Bırakın böyle kalsın ya. Merkezi ya geliştirebildiğinden. Ligi yönetimini, MHK'yı düzeltin. İnsanların, futbol severlerin, hakemlere olan Iş güvensizliğini, hakem yönetimlerine, hakemleri yönetenlere. TFF bak TFF milli takım konusunda başarılı. Zaten mantıken Türkiye Futbol Federasyonu sadece milli takımdan sorumlu olması gerekir. Mantıken Kesinlikle. ligi kulüpler birliği yönlendirmeli. Çünkü kulüpler oynuyorlar. Ve hatta Fransa'daki gibi kulüpler birliğinin üstünde bir profesyonel yapı olması gerekiyor. Olmaz bizde o imkansız. Onlardan, İdealinden onlardan bahsediyorum. Onun yani. yerine İngiltere'de gibi çünkü bizimkiler ha. bizimkiler kanun kısmından çok işin böyle ticaret kısmından daha yoğun. Bu bir gerçek. Evet. evet. Hep tüccar kişiler yani federasyon başkanı, kulüp başkanı falan. E Ali Koç, Ahmet Nurçebi, işte daha önce Dursun Özbek, Mustafa, Mustafa Cengiz, Cengiz Abdurrahim Ağoğlu. Albayrak, evet. Ağoğlu. Bunlar hepsi... Ilgaz Çınar Başkan mı? <laughs> Bursa'da Cavit Çağlar'dı. Tabii. Ya eskiden beri böyle Mehmet Ali Yılmaz. Tamam ticaretten anlıyorlar ve ticarette anlaşılan şudur. Meslek örgütlerine bak ticaret yani. Zenginlerin örgütlerine evet. diyelim, sermayedarların. Çok iyidir onlar, hepsi birbiriyle çok iyi geçinir. Tabii ki, bağlıdır çünkü birbirine. Çünkü güç dengesi vardır. Evet. Doğal bir güç dengesi oluşsun. Ben şimdi son zamanlarda zaten e, Ahmet Durçevik'i, Kulüpler Birliği Başkanlığı'na, Ahmet Durçevik ben olacağım, ben olacağım diye öne geçmedi. Öyle bir isteği yoktu. Fenerbahçe dedi ki e, Galatasaray Başkanı olmasın bizim camianın. Galatasaray dedi ki Fenerbahçe Başkanı olmasın bizim camianın. Ağolu dedi ki Fenerbahçe Galatasaray Başkanı olmasın bizim camianın. Bu güç dengesinde Ahmet Türkçebey <laughs> Bey kalmış. <gülüyor> Çünkü diğer türlü Mehmet Sepil yaparken ki o da çok büyük bir tüccar, çok başarılı bir iş insanı gerçek. Göztepe'yi bir amatörlerden alıp buralara da getirdi He. yani. Yatırım da yaptı. Bir de Göztepe öyle para kazanıp kar edecek bir proje değil. Taraftarının sevgisiyle ayakta kalan. Tabii Ve yani. onunla yükselen. Ne önemli. bir, ne bir taraftar yani. Zengin bir taraftız. Taraftar arasında en zengin olanı neredeyse hani kulübün başına geçti. Yoksa olmuyordu artık evet. yani. E şimdi biz de böyle dönüyorsa bu iş artık şeyleri bırakın. Ay o işte çok sevdiğiniz insanların o Beşiktaş başkanı sonuç, olmuyor. olmuyor yani. olmuyor. Beni fanda itmeyin şu konularda. Yok oğlum ben de öyle bir paraya. ya. Vallahi saçmalamayın ya. Hani bu görüyorum. Ben bir daha söylüyorum. Eskiden diyordum ki cebimdeki parayla en fazla Dunfermline'e başkan olurum. Sınıf atladım. Dundee United'a olurum. <laughs> Benden başka enayi bulamazlar zaten. Yani dandik. Hani United olur takım. ben. Dandik <laughs> United olur. Bu arada bu part bitti ama daha henüz konuşulacak çok şey var. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Media MediaMarkt sundu.